Merhaba arkadaşlar. 6. dersimde hoş geldiniz. Bugünkü ders başlığımız doğa, insan ve göç. Peki bu konuyla ilgili alt başlıklarımız nelerdir? İlk ve orta çağlarda ticaret yolları, ilk çağın tüccar toplulukları. Her zaman yaptığımız gibi ödevimizde. Onu bir görelim. 6. dersim ödev konusu 0'dan 9'a tarih soru bankamızdan 42. sayfadan başlayarak 47. sayfa dahil çözeceğiz. 9. sınıf yine Dinamo soru bankamızdan 45 ve 46. sayfalara bakacağız. Hadi başlayalım. Şimdi insanların ilk yerleşim alanları nelerdir sorusuyla başlarsak Mezopotamya'ya dikkat alalım. Çünkü Mezopotamya bu konuda insanlık tarihiyle ilgili en çok ve ilk verilerin oluştuğu yerdir. Şimdi ilk yerleşim alanları nerelerdi? İnsanlar doğa iklim çatışması içinde başlangıçta ne yapıyorlardı? Göçebe yaşıyorlardı ve öncelikle dağlık bölgeleri yerleşim alanı seçiyorlardı. Peki neden dağlık yerler? Öncelikle dağlık yerler mesela. İşte buradaki temel etken savunma ihtiyacıdır. Hem vahşi hayvanlara ki çoğunlukla vahşi hayvanlara karşı hem de güçlü birliklere karşı. Ve örnek olarak burada neyi gösterebiliriz? Kuzey Mezopotamya. Bakın Kuzey Mezopotamya Torosların uzandığı bölgedir. Zagros dağlarına doğru giden bölge. Çayönü, Göbekli Tepe gibi kültür merkezleriyle karşılaşıyoruz. Ama biliyoruz ki insanlar zamanla ovalara göç etti. Bu ovalara göçte temel etken ne? Madeni silahlar. Artık etkili silahlar yapabilecekler. Önce tunçtan, sonra demirden etkili silahlar. Tabii etkili silahların getirdiği güçle birlikte insanlar ovalara göç ediyor. Buradaki temel örnek ne? Güney Mezopotamya. Baktığımızda Güney Mezopotamya'da Sümer ilk karşımıza çıkacak olan şehir devletleriyle birlikte insanlık medeniyetinde ayrı bir iz bırakacak. O zaman insanların ilk yerleşim alanları dağlık bölgeler. Neden? Çünkü savunma ihtiyacı var. Örnek Kuzey Mezopotamya. Sonra etkili silahların yapılmasıyla birlikte insanlar daha verimli arazilere, Güney Mezopotamya'ya, ovalara göç edecekler. İlk yerleşim alanları ve göçler. Peki kitlesel göçlerin nedenleri neler? Çünkü insanlık ilk çağlardan itibaren kitlesel manada göç etmeye başlayacak. Öncelikle tabii ki geçim ihtiyacı vardı. Orada daha çok lokal klanlar, büyük aileler göç ediyordu. Şimdi ise tarihi süreçte kitlesel göçleri görmekteyiz. Buradaki temel etken nedir? Bir, nüfus artışı. Nüfus o kadar hızlı artacak ki var olan topraklar insanları besleyemeyecek. Ama bir de politik değişmeler var arkadaşlar. Bir coğrafyada siyasal gücün değişmesine paralel. O bölgedeki nüfus kendi bağımsızlık duygusuyla veya başka bölgede daha rahat çünkü sömürgeci düşünceyle gelenler var. Onlardan kurtulup daha rahat, daha güçlü, daha etkin, daha özgür bir yaşam arzusuyla başka yerlere göç ediyorlar. İklim değişiklikleri yaşanıyor. Köklü iklim değişiklikleri. Örneğin Orta Asya Türkleri iklim değişiklikleriyle birlikte ne yapmıştır? Batı yönüne göç etmişlerdir. Ya da bir zamanlar etkin ılıman kuşak olan bölgeler zamanla çölleşecektir. Ve insanlar buralardan farklı yerlere göç etmeye başlayacak. Ve tabii ki inanç gruplarının baskı altına alınması ki özellikle ilk çağdaki burada önce Yahudi göçlerini sonra da Hristiyan göçlerini dikkate alabiliyoruz. O zaman kitlesel göçlerde nüfus artışı, politik değişiklikler, iklim değişiklikleri, inanç gruplarının baskı altına alınması gibi etkenleri görmekteyiz. Şimdi bu göçlere bir bakalım. Hangi göçler, nereden nereye, neden ortaya koyduğu sonuçlar neler? Bunların en meşhuru Ege göçleri ki bu göç hareketine deniz kavimleri hareketi de deniyor. Milattan önce 13. yüzyılın sonlarında yani 1200'lerin sonlarında başlamış. Nedir bu göç dalgası diye bakarsak dağlık coğrafyalar olan Balkanlardan özellikle Balkanlardan Doğu Avrupa üzerinden önce Yunanistan'a göçler gerçekleşiyor. Bu göçlere bağlı olarak da buraya gelen insanlar yine dağlık coğrafya, yetersiz tarım alanı, tabii ki yeni alan arzusuyla birlikte adalara, hatta zamanla Anadolu'ya, Anadolu'nun içlerine ve hatta Mısır'a kadar göçleri tetikleyecektir. Deniz kavimleri hareketi çok uzun bir göç dalgası. Doğu Akdeniz etki altına alan bu deniz kavimleri hareketi sonucunda bir kere
Anadolu'daki Hitit İmparatorluğu yıkılmış. Babil, Mitanni devletleri, Mezopotamya coğrafyasındaki Babil'le birlikte Mitanni yıkılıyor. Tabii ki Mısır da güç kaybedecektir. Hititler, Babiller yıkılırken Mısır İmparatorluğu bu göçlerin sonucunda ne olmuş? Güç kaybetmiş. Çok soru olarak gelmez ama hani uç nokta boşluk doldurma falan diye sorulur da deniz kavimler hareketi olarak bilinir. Ege göçleri milattan önce 1200'lerin sonlarında başlamış. Hitit, Babil, Mitanni gibi güçlerin yıkılmasına, Mısır İmparatorluğu'nun ise zayıflamasına neden olmuştur Ege göçleri. Peki İç Asya göçleri dediğimizde Orta Asya'daki Türk göçleridir. Türkler milattan önceki dönemden itibaren yine 11-12. yüzyılda başlayan göçlerle birlikte tabii ki bu milattan sonraya kadar devam edecek. Orta Asya'dan farklı coğrafyalara göç edecekler. Görüyorsunuz Sibirya'ya doğru gitmişler ya da işte Çin'e doğru gitmişler. Anadolu, İran vesaire. Peki bu göçlerin ekonomik nedenleri neler dersek nüfus artıyor. Her yerde olduğu gibi. Var olan coğrafya nüfusu besleyemeyecek duruma düşünce ne yapacak insanlar? Mecburen göç edecek. Sorulur. Orta Asya Türk göçleri nedenleri sorulur. Buna dikkat edelim. Başka kuraklık, iklim değişikliği. Bir zamanlar Orta Asya'da görülen bazı coğrafyalar ki bunların en meşhuru Taklamakan çölüdür. Denizmiş arkadaşlar. Kurudu. Bu durumda o bölge çölleşti. Bu durumda tabii ki bu çölleşmeye bağlı olarak da kıtlık başladı. Var olan coğrafya hayvanlar için yetersiz. Otlak ihtiyacı var vesaire. İşte iklim değişiklikleri zaten göçlerin ana nedenleri arasında yer alır. Bir bölgede aşırı soğuk veya aşırı sıcak söz konusu olursa yaşam alanı daralır. Otlaklar azalır, tarım arazisi azalır. İnsanlar göç etmek zorunda kalır. Orta Asya Türkleri hayvancılıkla uğraştığı için neyle cevaplayacağız biz bunu? Tabii ki tarım değil, hayvancılığı karşılamaz. Ama bu göçlerin bir de siyasi nedenleri var. Ne demek siyasi? Yönetimsel demek. Devlet yönetimle ilgili. Burada siyasi kelimesine dikkat edelim. Bunu bilirsek öğrenmemiz çok daha kolay olur bazı şeyleri. Mesela siyasi harita diyoruz. Ne demek siyasi harita? Bir devletin sınırlarını, yönetim sınırlarını veya il sınırlarını gösterir. Veya siyasi fikir deriz. Mesela milliyetçilik, cumhuriyetçilik gibi. İşte burada siyasi nedenler derken ne demek istiyoruz? Devletler ya da siyasal güçler arasındaki nedenler. İşte bunlardan ilki Türk boyları arasındaki mücadeleler. Kaybeden boy göç etmek zorunda kaldı. Özellikle Avrupa'ya. Çin ve Moğol baskısıyla boyların yerlerini terk etmek, başka yerlere göç etmek zorunda kalması. Çin baskıları var, Moğol baskıları var. Adam ne yapıyor? Göç ediyor. Mesela Çin baskısıyla Hunlar ne yaptı? Avrupa'ya göç etti. Ve orada Avrupa Hun devletini kurdu gibi düşünebiliriz. Tabii Türklerde mesela cihan hakimiyeti, dünya hakimiyeti anlayışı var. Yeni yerler fethetme, böylece cihan hakimi, dünya hakimi olma arzusu da bu göçlerin temel nedenleri arasında yer almıştır. İç Asya, Türk göçleri, ekonomik, siyasal nedenler. Önemli sorulur arkadaşlar. Buna dikkat edeceğiz. Bir de Amurru yani Babil göçleri var. Şimdi Arap Yarımadası'ndan çıkıyor bu Babiller, Amurrular. Önce arkadaşlar şu Suriye, Filistin bölgesinde biraz takılıyorlar. Sonra buradan çıkıyorlar, nereye? Mezopotamya'ya gidiyorlar. Ve o bölgedeki Elam ve Sümer devletlerin yıkılışında etkili olacaklar. Ardından Babil İmparatorluğu karşımıza çıkacak zaten. Arap Yarımadası çok fazla göç veren bölgedir. Çünkü yaşam alanı çok dardır. İşte bu nedenle küçük bir nüfus artışı bölgede dengesizliği beraberinde getiriyor ve Yarımada'dan düzenli olarak göçler yapılacaktır. O zaman Amurru göçleri milattan önce 13. binin sonlarında yani 1200'lerde karşımıza çıkıyor. Arap Yarımadası'ndan kuzeye önce Suriye, Filistin, ardından Güney Mezopotamya ki bölgedeki Elam, Sümer devletlerin yıkılmasında rol oynayacaklar. Gelelim Akat göçlerine. Bunlar da arkadaşlar karşımıza ne zaman çıkacaklar diye baktığımızda yine 2000'li yıllarda karşımıza çıkıyor. Arap Yarımadası'ndan çıkan bir göç dalgasıdır. Sümer ülkesine doğru ama yavaş yavaş sızma şeklinde. Yani bir istila değil arkadaşlar. Her göç bir istila olmayabilir.
yavaş yavaş buna sızma denir ki gittikleri coğrafyayı aslında siyasi olarak etkilemek yerine o coğrafya insanlarıyla özdeşleşerek yavaş yavaş onlara uyum sağlayarak karşımıza çıkarlar. Bu yavaş yavaş göç sonucunda Sümer kent kültürünü özümsediler. Ve onlarla sentez bir uygarlık ortaya çıkardılar. Yani Akatlar istilacı olarak gelmemiş. Akatlar yavaş yavaş bölgede ne yapmışlar? O kültürle sentez bir kültür oluşturmuşlardır. Bir de Hurriler var. Hurrilere bakarsak onlar nereden gelmiş dikkat ederseniz Kafkasya'dan gelmiş. Kafkasya'dan yine Mezopotamya. Diyeceksiniz ki niye Mezopotamya? İnsanlar yurt arıyorlar. Bu yurt arama sürecinde karşılarına Mezopotamya çıktığında da orada kalıyorlar. Çünkü Fırat Dicle nehirleri sayesinde çok verimli araziler söz konusu. İklim yaşam alanına uygun. Dolayısıyla Mezopotamya çok ciddi göçler alacaktır. İşte Huriler de böyle. Tabii hem Güneydoğu Anadolu Fırat Havzası ama tabii ki Anadolu coğrafyası Fırat Havzası ve güneyde Mezopotamya'ya doğru yayılacaklar. Burada tabii ki siyasal etkiden daha çok yavaş yavaş o bölgenin kültürüne uyum sağlama şeklinde karşımda çıkmıştır Hurri geçtir. Kafkasya'dan Mezopotamya'ya şeklinde. Peki bir de ilk çağda dini baskılar sonucunda yaşanan göçlere bakalım. Dini baskılarla birlikte karşımda çıkan göçler. İşte birinci göçler. Milattan önce 587'de yaşanmış arkadaşlar dikkat edin. Peki kim bu Yahudi göçleri? Yahudiler nerede yaşıyordu? Filistin coğrafyasında yaşıyorlardı. Tabii öncelikle Babiller arkadaşlar. Ne yapacak? Babiller coğrafyayı ele geçiriyor. Babiller bu coğrafyayı, Filistin coğrafyasını ele geçirince bölgedeki Yahudileri sürgün edecekler. Dünyanın dört bir tarafı der ama aslında o dönem dünyası dediğimiz zaman tabii ki gitmiş Amerika kıtası falan bilinmiyor. Avrupa'ya herhalde göç ettiremezsin. Burada anlatılmak istenen aslında İşte İran'a doğru, Kafkasya'ya doğru ya da işte Mısır'a doğru bir sürgün hareketi vardır. Ki zaten bölge Perslerin eline geçtikten sonra, birinci sürgünden sonra, 70 yıl sonra Persler Yahudilerin tekrar Filistin'e dönmesine izin vermiştir. Tabii bu arada Babiller, Kudüs Mabedi denilen günümüzde Mescid-i Aksa dediğimiz, aslında El-Aksa Camii ve çevreye biz Mescid-i Aksa deriz, Süleyman Mabedi olarak geçen Yahudilerin kutsal tapınağı da büyük oranda zarar görmüştür. Bu birinci göçlerdi. Ama Yahudiler ikinci bir göçle yurtlarından sürgün edilecektir. İşte kim bu? Roma gördüğünüz gibi. İbraniler Roma'ya isyan etti. Tabii ki isyan kanlı bir şekilde bastırıldı. Hatta bunlar yine Kudüs Mabedi'ne ya da Süleyman Mabedi'ne sığındılar. Son kale olarak orayı kullandılar. Tabii ki Roma bu kaleyi de ele geçirdikten sonra İbranileri yine dünyanın dört bir tarafına sürdüler. Farklı farklı yerlere, Avrupa'ya daha çok, kendi coğrafyaları içindeki bölgelere daha çok. Mısır'a, işte Kuzey Afrika, İspanya, İngiltere, Fransa gibi coğrafyalara sürdüler. İkinci sürgün. Hatta Roma ders olsun diye Kudüs Mabedi'ni tümüyle yıktım. Bir duvar hariç. İbret olsun diye. İsyan ederseniz sonucu bu olur düşüncesini onlara kanıtlamak için. Günümüzde Yahudilerin, Museviler de diyebileceğimiz Yahudilerin Kudüs'te Süleyman Mabedi'nde ağlama duvarı denilen yerde aslında ağlayarak günah çıkartma nedeni budur. Biz emanete ihanet ettik. Tanrı bizi cezalandırdı. O nedenle mabedimiz yıkıldı duygusuyla bölgede bir çeşit günah çıkarma. Tabii bu kadar basite indirgemek doğru değil ama sürecin özeti budur. İşte Yahudi göçleri arkadaşlar. Birinci göçler Babiller tarafından, ikinci göçler Roma. Tabii burada dini baskı temel. Çünkü her ikisinde de baktığımız zaman öncelikle pagan kültürün etkisini görüyoruz. Neydi pagan anlayış? Doğal güçlere sembolleştirerek tapma ediyoruz. Babil'de çok tanrılı din anlayışı. Roma'da yine çok tanrılı din anlayışı var. Bunlar Yahudiler bilinen ilk ilahi din anlayışına sahipler. Bu da onların baskı görmesinde etkili olmuştur. Tabii isyanları da söz konusudur tabii ki. Bir de Hristiyan göçleri var. Roma'nın ikinci göç dalgası Hristiyan göçleri. Hristiyanlık nerede ortaya çıktı diye bakarsak Filistin coğrafyasında Hazreti İsa ile birlikte. Tabii Roma hala pagan. Hala çok tanrılı din anlayışıyla hareket ediyor.
ediyor. Ve tabii ki Yahudiler bölgede Filistin'de varlar. Bir taraftan Hazreti İsa'nın söylemlerini kendileri için tehlikeli buldukları için Roma'ya şikayet ediyorlar bölgede sosyal düzeni bozuyor diye. Roma hem bölgedeki kaosu engellemek, kargaşa çıkmasını engellemek hem de tabii ki pagan kültüre karşı bir anlamda küçük gördüğünü düşündüğü tek tanrılı din anlayışını bölgeden silmek amacıyla Hristiyanları ne yapacak? Baskı altına alacak. Bu sefer Hristiyanlar, tabii ki dini gizlice yaşayan Hristiyanlar yurtlarını terk ederek nereye doğru? Dikkat edin burada Antakya, Kapadokya bölgesine göç edecek. Yani Kapadokya'ya gidenler bilir. Çok küçük dehlizler vardır böyle. Küçük küçük deliklerden geçersiniz. Niye? Orada Hristiyanlığı yaşıyorlar. Çünkü yakalandıkları anda öldürülecekler. O nedenle korunmaya çalışıyorlar. Yine Antakya ki Hristiyanların ilk kilisesinin inşa edildiği yer olarak kabul edilir. Günümüzde Antakya halen çok kültürlü, çok dinli bir yer olarak, Hristiyan kültüründe yoğun olarak yaşandığı bir yer olarak bilinir. O zaman ilk çağda dini baskılarla göç eden topluluklara örnek verildiğinde bir Yahudi göçleri, iki Hristiyan göçleriyle karşılaşıyoruz. Gelelim başka bir başlığa. İlk ve orta çağda ticaret yolları. Şimdi çok meşhur ticaret yolları var arkadaşlar ama bunların ilki hangisidir? Bunların ilki tarihi kral yoludur. Kral yolu bugünkü Bağdat'ın güneyindeki Sus kentinden başlayarak Anadolu'yu geçen ilk çağdaki ticaret yolu olarak karşımda gider ve Sardı'ya kadar uzanır. Şimdi tabii kral yolunun kimin inşa ettiği konusunda tartışmalar var. Burada ilk önce Lidyalıların bu sürece katkı sağladığı, sonra da Perslerin çok uzun bir coğrafyayı yol olarak karşımda çıkardığı iddia edilir. Yani ilk çağda kral yolunun inşaatında Persler ve Lidyalıların etkili olduğunu görüyoruz. Bir başka ticaret yolu zincirimiz İpek, Baharat ve Kürk yollarıdır. İpek yolu Çin'den doğuyor arkadaşlar. Orta Asya'yı baştan başa açıyor. Hazar Denizi'nin kuzeyinden Karadeniz'e veya Hazar'ın güneyinden Anadolu'ya, hatta Trabzon'a, hatta İstanbul'a kadar uzanıyor. Orta Asya'yı baştan başa açıyor. Ve nereye geliyor? Karadeniz, Anadolu coğrafyasına. Ne zamana kadar tabii ki? Haçlı seferlerine kadar. Sonra uzayacak. Baharat yolu Hindistan'dan doğuyor. Görüldüğü gibi arkadaşlar. Hindistan'dan doğan baharat yolu Hindistan'dan İran'a ya da Arap Yarımadası'na geçiyor. Tabii illa deniz yolu değil, karayoluyla da gider bu ticaret yolu. İran'dan yine karayoluyla Anadolu'ya, Suriye'ye veya Mısır'a uzanıyor. O zaman Çin'den doğan İpek yolu Orta Asya üzerinden Anadolu'ya, Hindistan'dan doğan baharat yolu İran ya da Arap Yarımadası üzerinden Doğu Akdeniz'e ve Anadolu'ya geliyormuş. Bir de ne var? Kürk yolu var arkadaşlar. Kürk yolu nereden doğuyor? Aslında Doğu Avrupa'dan doğacaktır. Doğu Avrupa'dan doğan bu ticaret yolu nereye doğru? Doğuya doğru gidiyor. Özellikle Türklerin avladıkları hayvanların derisinden yapılan eşyalar Kürk yolu olarak karşımıza çıkan güzergahı oluşturur. Arkadaşlar bunlar İpek, Baharat ya da Kürk yolu denmesinin nedeni sadece bunların taşınması değil. En meşhurları bunlar olduğu için isim kullanılıyor. Yoksa baharat yolundan timsah derisinden yapılmış zırhlar bile taşınıyor. Yani her şey var. Burada baharatla kastettiğimiz kozmetik sektörü de var. Ya da Çin'den gelen baktığımız zaman kağıt da geliyor. Yani sadece baharat gelmiyor. En pahalı ürünler ipek ve baharat olduğu için aslında bu isimler kullanılmıştır. Şimdi bu ticaret yollarının en çok üzerine durulacak kısım arkadaşlar. Bir kere öncelikle kral yolu için şunu söyleyelim. Kral yolu arkadaşlar bildiğimiz inşa edilmiş bir yoldur. Yani buraya baktığımızda parke taşlar şunlar bunlar var. Ama ipek, baharat ve kürk yolları inşa edilmiş yollar değil arkadaşlar. Bunlar işte o bölgelerden geçe geçe patika yolların oluşması, işte dağların geçitli önemli vadilerinden geçitlerin oluşturulması falan şeklinde gelişir. Her ikisinin ortaya koyduğu en önemli şey arkadaşlar, kültürel etkileşimdir. Buradan sadece ticaret malları taşınmadı bu yolla. Bilim, kültür taşındı. Kağıt taşındı, matbaa taşındı, tedaviler taşındı, yazılar taşındı. Yani ticaret yollarının insanla en büyük katkısı bölgeler arası iletişim.
Dolayısıyla kültürel etkileşimin ve sonuç olarak da insanlık medeniyetinin birbiriyle etkileşmesi ve gelişmesidir. Peki, ilk çağdaki tüccar topluluklar hangileridir diye bakarsak. Öncelikle Asurlara geliyoruz. Milattan önce 2000'li yıllarda Anadolu'ya geliyorlar Asurlar arkadaşlar. Milattan önce 2000'li yıllarda Anadolu'ya geliyorlar. Ne yapıyorlar Anadolu'da? Ticaret vasıtasıyla Anadolu'ya yazı getiriyorlar. Bunlar kimdir? Bunlar Mezopotamya uygarlığı arkadaşlar. Bunlar Mezopotamya uygarlığı ve Anadolu ile ticaret yapıyorlar. İşte bu geliş gidiş sayesinde hem kültürel etkileşimi ortam hazırlarken hem de Anadolu'ya yazıyı getirmişlerdir. Bu çok sorulur. Buna dikkat edin. Bir de bilgi sorusu ya da boşluk doldurma olarak tarihin ilk kara konucunu başlatan Asurlar Anadolu'da ticaret merkezleri, pazar yerleri olarak da Kaniş adı verilen pazar yerlerini kuracaklar. Bunların en meşhuru, en eskisi Kayseri, Kültepe'deki pazar yeri. Gelelim Lidyalılara. Malum Lidyalılar Batı Anadolu'da kurulmuş bir medeniyet olarak karşımıza çıkıyor. Ve ne yapacaklar? Karayolu ticaretine yönelecekler. Mezopotamya ile yaptıkları ticarette ne olacaklar? Zenginleşecek. Ve bu süreçte ticareti kolaylaştırmak amaçlı olarak da ne yapmışlardı? İlk parayı icat etmişlerdi. Böylece ticaret çok daha kolay, çok daha yaygın hale gelecektir. Asurlar, Mezopotamya uygarlığı, Anadolu ile karayolu ve Karum adlı pazar yeri. Hatta bu sayede Anadolu'yu yazıya getirmiş. Lidyalılar, Batı Anadolu uygarlığı, Mezopotamya ile ticaret. Bu sayede hem parayı icat etmiş hem de kültürel etkileşimi ortam hazırlamışlardır. Bir başka ticari uygarlık olarak Fenikelileri görüyoruz. Kim bu Fenikeliler? Fenikeliler arkadaşlar Suriye, Filistin sahillerinde kurulmuş bir medeniyet. Ama arazileri çoğunlukla dağlık. Ve denize kıyıları olmaları nedeniyle ticarete yönelecekler. Ve bu süreçte ne yapacaklar arkadaşlar? Pek çok koloni kuracaklar. Akdeniz çevresinde pek çok koloni kurmuşlardır. İşte ticaret kolonileri sayesinde de ne yapmışlar? Zenginleşmişlerdir. Yalnız Fenikelilerin bu ticaret kolonileriyle ilgili böyle pek de hoşa gitmeyecek günümüz dünya duygusu açısından bir özellikleri vardır. Fenikeliler kolonilerini bir yerleşim merkezi olarak değil, sömürge olarak görmüşlerdir. Bu nedenle de kolonilerinde uzun süre tutunamamışlar arkadaşlar. Ekonomik amaçla gidiyorlar. Oraları bir çeşit sömürge olarak görüyorlar. Bu nedenle de kolonilerinde uzun süre kalamayacaklardır. Halbuki Yunanlar öyle değil. Bu kıyas yapılır zaten. Hani Yunanlar kalıcı olmayı başarmış ama Fenikeliler kalıcı olamamış. Neden? Çünkü Yunanlılar gittikleri bölgeleri, adaları vesaire Anadolu ya da Karadeniz sahillerini yurt olarak görmüşlerdir. Yorum yap. Bir diğer ticarette öne çıkan medeniyetimiz arkadaşlar Soğutlar. Soğutlar bugünkü aslında İran'ın kuzeydoğusu, Türkmenistan coğrafyasında ya da işte Horasan bölgesinde ortaya çıkan bir tüccar topluluktur. İpek yolu üzerindedir değil mi? İşte İpek yolu üzerinde olmaları nedeniyle de ne yapacaklardır? Ticarette zengin medeniyet veya tabii ki kültürel etkileşime ortam hazırlayan medeniyet olarak karşımıza çıkacaklardır. Soğut medeniyeti. O zaman ticarette öne çıkan medeniyetler dediğinde arkadaşlar unutmayalım ilk çağda Asurları, ardından Lidyalıları, yine ilk çağda Fenikelileri ama orta çağa doğru, ilk çağın sonları, orta çağın başlarında da Soğutları görmekteyiz ticaret kültürleri olarak. Hadi birkaç soruyla birlikte dersimizi yavaş yavaş sonlandıralım. Milattan önce 1800'lerde Yunanistan'a göç eden Akalar İtalya ve Suriye ile ticari ilişkiler kurmuş. Boğazların egemenliği için Truvalılara savaşmış. Hatırlarsanız bu Truva Savaşı vardı ya, hani Çanakkale'de Truva atı muhabbeti vardır ya, ondan bahsediyor. Aka dediğimiz aslında Yunanlıların atalarıdır bu. Boğazların egemenliği için Truvalılara savaşmışlar. Bu bilgi doğrultusunda hangilerini, yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Stratejik bölgeler ilk çağdan itibaren çatışma alanı olmuş. Bakın ne diyor? Milattan önce 1800'ler değil mi? O zaman bu neresi oluyor? İlk çağ. Ve Boğazların egemenliği için savaştıklarına göre o zaman bunlar nedir? Stratejik bölge olarak karşımıza çıkan bir bölgedir. Bir'e ulaştık. Akalar yayılmacı bir anlayışla hareket etmiş. Evet, Akalar ne yapmış? Boğazları ele geçirmeye çalışmışsa o zaman bu aynı zamanda nedir? Yayılmacı bir yaklaşımdır.
Truva taş devrine ait bir yerleşim merkezidir. Şimdi bir kere paragraftan taş devrine ait olduğunu bulamayız. Hatta milattan önce 1800 diyor. Milattan önce 1800 ilk çağdır arkadaşlar. Taş devrinden sonra maden devri gelecek. Madenden sonra ilk çağ başlayacak. Yani 3. öncüle ulaşamadık. Cevabımız ne olacakmış? 1 ve 2. C. Bir soru daha bakalım. Ege sahillerinden başlayarak Bağdat'ın güneyindeki Sus adlı şehre kadar uzanan tarihi kral yolu. Bak, Ege'den Bağdat'ın güneyindeki Sus'a kadar uzanan kral yolu. Hangilerini ortam hazırlamıştı? Anadolu'ya Mezopotamya arası ticaretin gelişmesi. Evet, yol varsa ticaret vardır. E tabi ticaret varsa ne vardır? Kültürel etkileşim vardır. Ön Asya'da kültürel etkileşimin yaşanması. Ha, Ön Asya diyor. Bakın buna dikkat. Ön Asya neresi diye baktığımızda Ön Asya'nın neresi olduğunu bilemezsek çuvallarız arkadaşlar. Ön Asya dediğimiz zaman Avrupalılar şimdi. Avrupalılar Asya'ya bakıyorlar. O zaman Avrupa'dan baktığınızda Avrupalılar Ön Asya olarak nereye görüyorlar arkadaşlar? Anadolu'yu, Suriye'yi, Ürdün'ü, Filistin'i vesaire bu coğrafyaları görüyor. Avrupalılar Ön Asya olarak Suriye, Ürdün, Filistin, Arap Yarımadası vesaire. O zaman bakın Ön Asya lütfen dikkat çok çıkar. Aman ha. O zaman Ön Asya kültürler arasında etkileşim yaşanmış. Mısır kültürünün Anadolu'da yayılma alanı bulması. Hayır, Mısır'la ilgili bir şey yok. Çünkü yine haritadan hatırlayın Mısır kral yolu üzerinde değildi. Baktığımızda haritaya şuradan bir daha bir bakalım. Kral yolu dediğimiz yol nereden başlıyordu? Ege sahillerinden Bağdat'ın güneyine. Halbuki Mısır nerede? Mısır bu coğrafyada değil mi? O zaman kral yoluyla Mısır'ın bir alakası yoktur. O zaman cevabımız 1 ve 2 olacak. Hadi bir soru daha görelim. Ege göçleriyle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Ege göçleri şu hani Balkanlar üzerinden gerçekleşen göçlerdi. Daha çok Yunan İmparatorluğu'nun egemenliği yayma amaçlı gerçekleşmiştir diyor. Daha çok Yunan İmparatorluğu'nun egemenliğini yayma amaçlı. Bir dursun bakalım burada bir konuşalım bunu biraz sonra. Ege ve Akdeniz'deki adalardan geldiği için tarihçiler bu göçlere Ege göçleri demiş. Evet, Balkanlar üzerinden Ege'ye, daha sonra Anadolu'ya, Mısır'a falan gittiği için Ege göçleri denilecek. Göçler ilk olarak Yunanistan'dan başlamıştır. Ege göçleri çerçevesinde Yunanistan'dan başlayacak arkadaşlar. Göçlerin başlamasında Doğu Avrupa Balkanlardan güneye Dorların baskısı, evet onlar geliyor, Yunanlılar da Ege göçlerini başlatıyor. Milattan önce 13. yüzyılın sonları ile 12. yüzyılın başlarında iki aşamada yaşanmış. Doğru. Peki A niye değil? Bakın arkadaşlar, Yunan İmparatorluğu diyor. Yunanlar tarihte hiçbir zaman bir imparatorluk kurmadı ki. Yunanlar şehir devletleri şeklindeydi. Yunanlar imparatorluklarını yaymadı. Ha, Yunan kültürü koloniler vasıtasıyla yayılmış olabilir ama yayılan Yunan İmparatorluğu'nun egemenliği değil, Yunan şehirlerinin, coğrafyalarının ya da insanların gittiği bölgelerdeki yeni koloniler kurmasıyla birlikte o bölgedeki kültür etkisidir. Cevabımız neymiş bu durumda? A olacak. Evet, bir soru daha görelim arkadaşlar. Son sorumuz olsun. Aşağıdakilerden hangisi Fenikelilerin gemicilik alanında ilerlemeler kaydederek denizcilik ile ilgili etkinliklerde bulunmalarının sonucu kazandıkları özelliklerden biridir? Hah, bak şimdi Fenikeliler gemiler yapmış. Bu gemiler sayesinde denizcilik alanında gelişmiş. Bunun sonucunu soruyorum diyor. Bunun sonucu nedir? Koloniler kurmaydı. Adamların gemileri var. Bu gemiler sayesinde yurtlarından çok uzaklara göç edebilecekler. Bu sayede de bu coğrafyalarda koloni. Neydi koloni? Bu önemli. Bir medeniyetin kendi yurdundan uzakta kurduğu ticaret veya sömürge merkezi. Önemli arkadaşlar. Koloni nedir? Bir medeniyetin kendi yurdundan uzakta kurduğu ticaret ya da sömürge merkezidir. İşte koloniler kurmuşlar bunlar. Hatta en meşhuru Kartaca'dır. Tunus'taki Kartaca. Roma tarafından tabii ki yok edildi. Ön Asya'da egemen olamadılar. Akdeniz havzasında koloniler kurdular ama Ön Asya'da egemen olamadı. Zaten bunlar da şehir devletleri şeklinde. İlk çağın en büyük imparatorlarına gelemediler çünkü şehir devleti. Yunan kültürünün temellerini atmadılar. Onlardan önce zaten Yunan kültürü vardı. Birbirleriyle akrabalık ilişkileri bile yoktur. Monarşik anlayışa dayalı ne demek monarşi? Tek kişi egemenliği burada böyle bir şey söz konusu değildir. Şimdi bir önceki dersimizin ödüllü sorusunu çözelim arkadaşlar. Şimdi bu bilgiler diyor. Hangilerini kanıtlar? Bakalım ne diyoruz bilgilerimizde?
Asurların güçlenmesi ve ön Asya'da etkin bir güç haline gelmesi üzerine aralarındaki savaşa son vermek isteyen Hitit ve Mısır devletleri. Bak, kendi aralarında savaşıyorlarmış. Tarihin bilinen ilk yazılı anlaşmasını imzalamıştır. Bu anlaşmada Hitit kraliçesinin de mührünün basılı olduğu görülmüş. 1296 milattan önce 1296'dan 1280'e kadar Kadeş Savaşı yapılıyor Hitit Mısır arasında. Sonra 1280'de 16 yıllık savaşın sonunda Kadeş Anlaşması imzalanıyor. Şimdi bu bilgiler diyor Hitit kraliçesinin devlet işlerinin etkili olduğunu kanıtlar mı? Kanıtlar. Çünkü bu anlaşmada diyor değil mi? Bak, Kadeş Anlaşması'nda Hitit kraliçesinin de mührü varsa devlet işlerinin etkili. Feodal. Ne demekti feodal? Bölünmüş yönetim, derebeylik. Böyle bir anlatım yok. Küçük yönetimler var demiyor. Hitit ve Asurların çağdaş devletler oldu. Heh, burada bir duralım işte. Böyle türlü soruysa bir incelik olması lazım değil mi? Şimdi biz inkılap tarihi derslerinden çağdaşlaşmayı modernleşme olarak algılasak da ki doğrudur. Aslında çağdaş aynı zaman dilimi içinde yaşıyor olmaya verilen isimdir. Hani Atatürk ne diyor? Ülkemizi çağdaş ülkeler seviyesine çıkaracağız. Burada ne demeye çalışıyor? Aslında biz 1900'lerde yaşıyoruz. İngiltere'de 1900'lerde yaşıyor. Bizim çağdaşımız bunlar. Ama biz 1800'lerin medeniyeti kültürüne göre yaşarken onlar 1900'e göre yaşıyor. O zaman biz 1800'den hop 1900'a çıkacağız. İşte çağdaş ülkeler seviyesine çıkmakla kastımız aynı zaman dilimini yaşadığımız ülkeler seviyesine çıkmak. O zaman Hitit ve Mısır hem savaşıyor hem de barış yapıyorsa bunlar birbirlerine çağdaştır arkadaşlar. İşte bu nedenle cevabımız 1 ve 3 olacak. Evet, şimdi gelelim bugünkü dersimizin ödüllü sorusuna. İlk çağda bazı toplulukların göçleriyle ilgili bir soru arkadaşlar. Göçlerin sonuçları ama yine dikkat edelim, çok dikkat edelim. Ödüllü soruysa bir incelik, bir dikkat vardır. Onu görmeye çalışalım, onun üzerinden örelim. Ve özellikle ödüllü soruların açıklamalarını arkadaşlar dikkatli takip edelim. Çünkü bunlar tarihin, sınavın püf noktaları olarak karşımıza çıkarlar. Cevaplarınızı ve yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Başarılar.